Peki hocam, omega 3. Omega 3 evet. Her gün almak gerekiyor dediniz bana. Omega 3, saf omega 3. Hakikaten temel yağlardan biridir. Vücudumuzda bütün hücrelerimizin, beyin hücresi dahil, beyin hücresi dahil hücre zarlarının yapısında bulunur. Hücrelerimizin iyi solumasına, bütün hücrelerin iyi çalışmasına, hormonlarımızın iyi çalışmasına, sinir sisteminin iyi çalışmasına, sinir sisteminde iletinin iyi çalışmasına. Vücut bunu sağlamıyor mu hocam? Omega 3. Bizim insan vücudu bunu sağlamıyor. Onun için bunlar mutlaka takviye olarak dışarıdan alınması lazım. Balık yiyerek olabilir. Fakat bizim ülkemizdeki balıklar çok lezzetli. Ben ona katılıyorum. Fakat sıcak su balıklar olduğu için dokularında çok fazla omega 3 yok. Omega 3'ü vücut balık neden yapıyor? Vücutlarına soğuk denizde yağ olup da korunmak için yapıyor. Evet. Ve o omega 3'ü. Ve de her gün eğer balık yiyeceksek her günde bir kilo balık oturup yiyemiyoruz. Onun için takviye mi almak lazım? Onun için mutlaka takviye alınması lazım. Her yaşta bunun yapılması lazım. Omega 3'ün çok faydaları bildirildi. Çünkü bütün hücrelerin sağlıklı çalışması için gerekiyor. Saf omega 3. Bahsediyorum. Bir sürü omega 3 çeşidi var evet, çünkü. Ama omega 6 olmayacak. Omega 9 zaten zeytinyağı, fındık yağı, onu söylüyoruz. Omega 3 balık yağıdır. Saf omega 3, EPA ve DHA diye yazar biliyorsunuz, size vermiştim. Evet. O onlardan mutlaka alınması lazım. Hocam her gün 4 tane dediniz. Bir zahmet. Pahalı ama hocam. Pahalı ama sağlık için önemli bir yatırım. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bunun kalorisi var mı peki? Yan etkisi var mı? Şişmanlık yapıyor mu? Tam tersi, zayıflama yapıyor. Şeker hastalarının şekerini düzenliyor. Depresyon hastalarının da depresyonunu düzenliyor. Vücuttaki ağrıları gideriyor. Eklemlerin de yumuşamasına, eklem ağrılarını da azaltıyor. Romatoid artrit için kullanılıyor. Günde 9 gram romatoid artrit ağrısını giderdiği biliniyor. Bunlar literatürde var ve uygulanıyor. Peki kaç grama kadar alabiliriz her gün omega 3'ü? Her gün 3 ila 2,5-3 gram alınıyor. Amerikan Kalp Derneği 3 gram alındığı zaman tansiyonun düştüğünü ve kalp ve damar hastalıklarının önlendiğini bildiriyor ve tansiyon tedavisini de öneriyor. Ama onu da yanlış almamak lazım çünkü yanlış çok çeşitleri var. Lazım. Ve de alırken çok çabuk bozulduğu için, vücuda girer girmez de çok çabuk okside olduğu için güçlü bir antioksidanla alınması gerekiyor. Antioksidansız alırsak bir faydası yok. Evet, tehlikeli. Tehlikeli de. Evet.